Sevgili arkadaşlar tekrar merhaba Ahmet Konanç YouTube kanalına mevzu Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe'de milli arada olunmasına rağmen sıcak gündem devam ediyor. En önemli gündem maddesi de kuşkusuz teknik direktör konusu ve Ersun Yanal. Ersun Yanal ismi yeniden gündeme, gündeminize, gündemimize düştü. Peki bu işi şöyle bir araştırınca karşımıza ne çıktı? Fenerbahçe'de. Üçüncü Ersun Yanal dönemi başlıyor mu? Önce şunu çok net olarak sizi ifade etmem lazım. Ersun Yanal Fenerbahçe'den Ali Koç başkanla yaşadığı son ayrılıkta çok güzel bir ayrılık şekli yaşadı. Tazminat konuşulmadı, sıkıntı çıkarmadı. Fenerbahçeliliğini ortaya koyarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Sonra biliyorsunuz Antalyaspor'a gitti. Orada da bir ayrılık yaşadı Ersun Yanal. Peki, geldiğimiz noktada Fenerbahçe'de bir Ersun Yanal gündemi var mı? Şu kadarını söyleyeyim. Bugün için yarın ne olur bilmem ama bugün için bildiğim edindiğim bilgi şudur. Ersun Yanal'a dair bir girişim ya da bir planlama olduğunu duymadım. Ama Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den güzel ayrıldığını unutmayın. Bunlar hep etkili önemli detaylardır. Ama benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe an itibariyle iki şeye odaklandı. Bir, Vitor Pereira ile Galatasaray maçını görmek 2. Orada bir sıkıntı olursa hedefte öncelikli olarak Alex de Souza ve yanında yerli bir teknik direktör var. İkinci planı da buradan söylüyorum. Christoph Daum var arkadaşlar. Peki şunu söyleyebilirsiniz ki ben de aynı görüşteyim. Bence değişiklikte de geçen seneki gibi geç kalınmamalı ve Galatasaray maçına artık başka bir teknik adamla çıkılmalı diyorum. Neden diyorum bunu? Peki Fenerbahçe neden bu adımlar atmıyor? Biliyorsunuz geçen sezonda Tahir Karapınar bulunana kadar Ersun Yanal'dan sonra falan Fenerbahçe bayağı bir teknik direktörsüz kaldı. Hani sıkıntı yaşandı. Aynı duruma düşmek istemiyor Fenerbahçe. Anlayışa karşılıyorum ama Galatasaray maçı Fenerbahçe'de çok çok önemli bir maç. Eğer o maça Pereira takımla Mesut Özil ile arasında o azalan bağları tekrar güçlü bir şekilde kılarak çıkacaksa sorun yok. Neden bunu söylüyorum? Mesut Özil meselesi Fenerbahçe'nin tam ortasında. Anladığım kadarıyla Sayın Başkan Ali Koç, Vitor Pereira'dan bir sisteminde kadro anlayışında esneme sinyali görmüş. Belki de bu esnemeyi istedi. Mesela ben Fenerbahçe'nin iki hafta önce bu konuşulduğu için size söylemiştim. Sansürsüz futboldaki yayınlarımda da söylemiştim. Ee, hocanın dörtlü savunmaya dönebileceğini, Mesut Özil'i daha merkezde oynatabileceğini daha ideal 11'lerini yani daha böyle kemikleşmiş bir 11 çıkarmak istediğini bunların konuşulduğunu söylemiştim ama hoca ısrarla bu 2 hafta içinde oynanan bütün maçlarda hep böyle yine değişken 11'ler ve 3'lü savunmayla çıkmayı tercih etti. Fakat son maçlarda önce 3-4-3'ten 3-5-2'ye ve son maçın son bölümünde de Kayseri maçında da 4'lü savunmaya döndü. Arkadaşlar Galatasaray maçında 4-2 3-1 düzeninde bir Fenerbahçe göreceğiz çok yüksek ihtimalle. 4-3-2-1'in Santrafor'un arkasındaki merkezdeki oyuncularından ana merkezdeki oyuncuyu da yine Mesut Özil olarak göreceğiz. Başkanın Sayın Vitor Pereira ile yaptığı görüşmelerde böyle bir hani talepte de değil de öneride ya bu iş mutlaka beyin fırtınası yapıyorlardır. E, ve böyle bir orta yol bulunduğunu hissediyorum anlıyorum. Bakın bu bilgi değil. Bu ön izleme çünkü Vitor Pereira da artık bu işin bu kadro ile kafasındaki futbolun sistemin olmayacağını görmüş durumda. Fenerbahçe'de bundan sonra kanatlarda da yine bu sistemde Osayi'nin ve İrfan olmasını bekliyorum. Zengin bir orta sahayla, kaliteli bir orta sahayla oynamasını bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yönetim içinde biliyorsunuz Kayseri maçı sonrası e, statta çok ciddi uzun süreli bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı olan olağanüstü. Fenerbahçe'de yönetim içinde Vitor Pereira ile daha hızlı bir şekilde yolların ayrılmasını isteyen yöneticiler de var. Ama bunun gerçekleşmeme nedenleri şu Galatasaray maçını bir görmek istemeleri. hazırda bir teknik direktör çalışmasının henüz olmaması vesaire sebepleri var. ama Fenerbahçe'de en net yani en net demeyeyim de en bir sıkıntı olursa öne çıkan isimler bir Alexe Souza, iki Kristof Daum bunu rahatlıkla sizlere e, ifade edebiliriz sevgili dostlar. Şimdi tabii Fenerbahçe'de bil için adı geçiyor. Lucien Favre'nin yeniden adı geçiyor. Farioli'nin Farioli'nin adı geçiyor. Fonseca'nın adı geçiyor. Fink'in acı geçiyor. Bunların tamamı Fenerbahçe'de Bizim edindiğimiz bilgiler içinde olmayan isimler Alex de Souza'ya ve Christoph Daum'a odaklı bir Pereira'da Galatasaray maçı sonrası sıkıntı çıkarsa devam edecek olan bir Fenerbahçe gündemini göreceğiz da değerli arkadaşlar. Tabi burada şunu söyleyebilirsiniz ya Galatasaray maçını kaybettikten sonra ligden koptuktan sonra sen teknik direktörü değiştirsen ne olur değiştirmesen ne olur diyebilirsiniz çok haklısınız. Çünkü Vitor Pereira daha derbi görmeden yani bir Beşiktaş maçı bir Galatasaray maçı görmeden lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşmüş durumda. Dolayısıyla ee, bu konudaki eleştirileri haksız bulmak işte de, e, zor değil. Şimdi tabii dün akşam Feridun abi, Feridun Nidelioğlu çok önemli bilgiler verdi. İki tane önemli bilgi verdi. Onu biraz sizinle konuşmak istiyorum TGRT'deki programında. Dedi ki Pereira'yı getirirken Aziz Yıldırım Ali Koç'a aracılar mes e vasıtasıyla mesaj atıyor. Ve dün Sayın Ali Koç aynı aracılar vasıtasıyla kongre çağrısını yapacağını öğrendiği Sayın Aziz Yıldırım'a bir mesaj gönderiyor. Peki o mesajlar ne? Feridun abiden alıntılıyorum. Vitor Pereira Fenerbahçe'ye gelmek üzereyken bunu duyan Sayın Aziz Yıldırım Feridun abinin haberine göre aracılarla Sayın Başkan Ali Koç'a bir mesaj iletiyor ve diyor ki bakın biz bu adama tazminat ödedik. Bu adamla sorunlar yaşadı kulüp olarak. Vitor Pereira'yı getirmeyin. Sakın bu adamı getirmeyin diyor. Fakat Fenerbahçe Vitor Pereira'yı getiriyor. Keşke o dönem hazır böyle Sayın Aziz Yıldırım'la mesajlaşmalar başlamışken bir orta yol bulunsa ve bu gerilimler, bu ayrışmalara yaş ayrışmalar yaşanmasaydı Fenerbahçe'nin çok işine gelirdi. Neyse bugüne gelelim. Şimdi Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'ın Galatasaray maçındaki muhtemel bir kötü sonuçtan sonra kongre çağrısı yapacağını duyuyor. Ama bunu Aziz Yıldırım tarafı doğrulamıyor. Yine de Sayın Başkan Ali Koç aynı kendisine gelen mesaj üzerinde olduğu gibi aracılarla Sayın Aziz Yıldırım'a mesaj yolluyor ve diyor ki: "Bize müsaade edin. Kongre çağrısı yapmayın. Devre sonuna kadar biz gidelim. Galatasaray maçında bir görelim. Hoca ile devam edelim. En fazla 5-6 puanlık bir farkla zirveyle en fazla 5-6 puanlık bir farkla devreye girelim. Çok iyi transferler yapacağız. Biz ikinci yarıda şampiyon olacağız. Ben bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Sayın Ali Koç. Şu anda puan farkı 10. Zaten içeri gelecek yani Kadıköy'e gelecek Trabzonspor kazandığını fark et. 7 hesapla. E belki daha ilk yarının bitmesine bir 6-7 maç daha var. Hakikaten 4'e 5'e düşebilir mi? Düşebilir. İyi transferlerden kasıt ne? Bir, Santrfor bu konuşuluyormuş. Iki, iki tane kanat oyuncusu. Çok ciddi transferler. Yani bu transferler Taliska mı olur? Bu transferler kanatlara ee, çok önemli, çok böyle hücuma destek verecek oyuncular mı olur? Bunları konuşacağız. Ama tabii bu sezon başı transferi içinde çok büyük fırsat transferleri çıkılacak den, çık, çıkacak dendi vesaire. Ben Belinşa dışında fırsat transferi görmüyorum. Bakın ben Belinşa'yı çok önemli buluyorum. Ama bu söylenen cümlenin içini transferde çok dolduramadı Sayın Başkan Ali Koç. Dolayısıyla devre arası için inşallah bu konuşulanlar olur ve gerçekleşir. Fenerbahçe'nin odağını konuşalım ve yayını noktalayalım. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin odağı Mesut Özil. Fenerbahçe Mesut Özil'e göre oynamak ve hoca ile aradaki sorunların çözülmesinin sağlanması şart. Fenerbahçe'de odak nokta kesinlikle Mesut Özil. Değerli arkadaşlar bu akşam saat 20.30'da. Burada vaktinizi almak istemediğim ve bu önemli konuların yanına onu da koyarak değersizleştirmek istemediğim bir konuyu açıklayacağım. Ama nerede? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında. Bugün salı. Biliyorsunuz her salı olduğu gibi. Saat 20.30'da yani bu akşam 8.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında lütfen bana destek olmaya gelin ve bu bilgiyi alın. Bu akşam saat 8.30'da Sansürsüz Futbola Hepinize her zaman olduğu gibi desteği bekliyorum. Beni hiç mahcup etmediniz, hiç yalnız bırakmadınız. Yine bu akşam 8.30'da Sansürsüz Futbol'da görüşelim canlı yayında. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.